Sonra annem eve döndü. Abim ben, ablam ve babam onu salonda bekliyorduk. Abim rüyasını ve annesi hakkında hissettiklerini anlattı. Ve sabah olanlar için ondan özür diledi. Melek annem abime sadece sarıldı. Büyük sırrını hiçbirimize açmadı. Ama sanki her sözünde bize çok özel bir aile olduğumuzu hissettiriyordu. Ben olanları, annemin sırrını gizli gizli odamda baktım, sihirli küremden öğrendim. Ama anneme söz verdiğim için şimdilik ablamla abime bir şey söylemeyeceğim. Sonra gece oldu. Anne, baloya gitmiyor muyuz? Anneme her şey yoluna girdiğine göre baloya gidebiliriz dedim. Babamlar o sırada televizyon izliyorlardı. Annem nasıl gideriz derken Eda teyzem telefon etti. Toprak o kadar gitmek istemiş ki Eda teyzem de mecburen sihirle Yavuz abiyi dondurmuş. Siz de geliyor musunuz dedi. Ben de anneme aynı şeyi yaparak gidebileceğimizi söyledim. Babamı, abimi, ablamı sihirledik. Ve gökyüzündeki bolada teyzem, Perihan teyze, anneannem ve toprakla buluştuk. Ne çok güzel. Evet, sana anlatmıştım ama bak şimdi kendi gözlerinle gördün. Havai fişeklere bak çilek, ne güzel. Şimdi biz de dans ederiz beraber, tamam mı? Acaba anneanneler nerede? Evet. Aa, bak oradalar. Evet, anne. Yaşamaktan çok mutlu olmamıza rağmen peri gibi eğlendik. Evet, şimdi balo ve balo biterken geleneğe uyarak hepimiz gökyüzünde birer yıldız astık. Sevdiklerimize mutluluk, muhtaçlara iyilik, kürsülere barış ve dünyamıza güzellikler diledik. Evde hep gülen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.